oldu yanımda. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Sağ olun. Nasıl gidiyor? Vallahi hayat? Yoğun. Şekilde ilerliyor. Aha. İşler. Eğlenceli bir şekilde devam ediyor diye düşünüyorum. Çünkü tabii. Yaptığın iş gerçekten çok keyifli. Çok eğlenceli bir işin var. Öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Nert Yücel DJ'liğe nasıl başladın? Ben ne zaman başladın? 99 yılında başladım. Hı-hı. İlk defa bir elektronik müzik albümü yaptım ben. His adında. Bu albümü yaptığında kaç yaşındaydın? Bu albümü yaptığımda ben 23 yaşındaydım sanırım. Hı-hı. İşte 99 yılında yayınlanan Kod Müzik etiketiyle. Bu Türkiye'de yayınlanan ilk o ana kadar yayınlanan ilk house müzik albümü. Hı-hı. Daha sonra o albümle beraber bana performans teklifleri gelmeye başladı. Ve her şey zaten çorap söküğü gibi ondan sonra ilerledi. Peki çocukluğunda müzikle ne kadar iç içeydin, ne kadar ilgiliydin müziğe? Yani çok küçük yaştan beri ben babama böyle parça listeleri verip onları o zaman hani kasette çekme diye bir olay vardı. Aha. Kasete çektirmesini falan isterdim plakçılardan. Çünkü o zaman sanırım hani single falan bulmak tabii imkansız o yıllarda. Öyle bir ilgim her zaman vardı. Her zaman böyle yabancı müzik yeni çıkan parçalar falan her zaman çok küçükken bile. Hatta ilkokula gitmenin dönemde öyle takip ederdim. Hı-hı. Yani öyle. Evet. Aslında DJ'lik oldukça zor bir iş. Yani kimlere göre çok kolay görülüyor. Bu arada hemen şunu da belirtelim. Hani radyo DJ'liği çok başka bir şey. Kulüp DJ'liği çok başka bir şey. Mesela hani ben radyo DJ'yim ama bir kulüpte çalabilir misin dersen orada biraz durmak lazım. Çünkü o zaman çok profesyonel DJ'ler devreye giriyor bana daha göre. Daha teknik bir iş, evet. Değil mi? Şimdi bunun arasındaki farktan biraz bahsedelim mi? Nasıl yapıyorsun bu işi? Nasıl çalıyorsun? Bunun için bir iyi bir kulağa ihtiyaç var. Tabii. Değil mi? Müziği iyi takip etmek gerekiyor. Biraz senin bu işinin ince ayrıntılarından bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle yani kulüp DJ'liği aslında işte gece başlatıyorsunuz müziği belli bir işte seviyede. Daha sonra yavaş yavaş hani onu daha hareketlendiriyorsunuz. Hı-hı. Tabii bunu yaparken insanları da müzikle beraber sürüklemeniz bir şekilde gerekiyor. Hı-hı. Tabii bu işi yaparken aynı zamanda teknik yönünü çok iyi bilmeniz gerekiyor. Parça arasındaki geçişi çok iyi yapmanız gerekiyor. Hı-hı. Yani çok zaman harcamanız hazırlık gerektiren bir iş aslında. Ne kadar çalışıyorsun günde? Ya da ilk başladığın zaman daha mı fazla çalışıyordun? Şimdi o çalışma biraz daha azaldı. Yani şöyle böyle ben ilk başlarda tabii çok çalışıyordum ama şu anda mesela bu iş biraz bisiklete binmek gibi. Zaman içinde zaten belli bir seviyeye geçtikten sonra hani çok da böyle practice yapmanıza çok gerek kalmıyor. Takip etmen gerekiyor. Tabii. Değil mi? Peki o yeni şarkıları eline geçirdiğin zaman onların üzerinde bir çalışma oluyor mu evde? Şimdi şöyle zaten anlamında soruyorum. Yok herhangi bir hazırlık olmuyor o şekilde. Olmuyor. Yok herhangi bir hazırlık her olmuyor. Her şey doğal akışında gerçekleşiyor. Evet, zaten biz de seni dinlerken eğleniyoruz böyle. Ha? Zaten benim hani bu işe başladığımdan beri hiçbir zaman öyle çalarken bir hazırlık veya bir şey yapmadım yani. Her hı-hı. zaman o an ne hissediyorsam direkt yani kafama göre çaldım. Hep öyleydi. Hı-hı. Peki Nert Yücel Türkiye'de çok çok iyi bir isim yaptı. Evet. Çok başarılısın, çok yeteneklisin. Yani ben senin performansını izlemeye, dinlemeye geldiğim zaman da çok keyif aldım. Peki sence Nert Yücel'i diğer Türkiye'deki DJ'lerden ayıran bir özellik var mı? Varsa da nedir? Şimdi şöyle ben DJ'liğe prodüktörlükten geçtim. Hı-hı. Yani aslında şu an iki işi beraber yapıyorum. Hem plak yapıyorum yurt dışında hı-hı. özellikle. Zaten yurt dışında daha çok tanınıyorum. Ve de DJ'lik de onun performans kısmı oluyor. Hı-hı. Benim diğerlerinden farkım bu. Yurt dışında zaten ben bu işi plak yaparak başladım yurt dışında. Şu ana kadar 17 tane single yayınladım. Bunlardan bir tanesi Amerika'da bir numaraya kadar yükseldi. Tabii rock grubu olmadığım için yani bir şekilde bunun canlı performans kısmı da DJ'lik oluyor. Tabii. O şekilde. Evet. Bu arada bir de Aylin Aslan'la yapmış olduğum evet, bir şarkı var. Evet az önce bahsettiğim Dreamer isimli parça. O Amerika'da bir numara oldu değil mi? Bir numaraya kadar yükseldi. Ama başka şarkıların da var listeye giren. Tabii. Kendi plak şirketinden çıkan Mickey Business diye parça var. O 14 numaraya kadar yükseldi. Modo Records'tan çıkan Cenap EP diye plan var. O 9 numaraya kadar yükseldi. Hı hı.
İşte Derek Konyer, Amerikalı ünlü bir vokalist. Onunla bir parça yaptım. O da yine çok yukarılara yükseldi. Şimdi yeni remixleri çıkacak. Yani böyle. Peki yurt dışına yerleşmeyi düşünür müsün? Yoksa Türkiye'de kalıp bu işimi devam ettirmek istersin? Yurt dışına yerleşmek gibi bir projem var. Hani çünkü çalıştığım plak şirketleri hepsi yurt dışı kaynaklı. Zaten yaptığım müzik yurt dışında dünya çapında, yani geçerli olan müzik, ama özellikle İngiltere ve Amerika'da hani piyasası olan müzik. O yüzden hani oraya yerleşmek gibi projem ilerisi için var. Rolling on. 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 Get on the hot train. This is how the sound all the way around ends up all around. Let the DJ work. This is sound. Get on the hot train. Rolling on. Peki yani yurt dışında bu işi yaptığın zaman orada daha iyi bir değerinin anlaşılacağını düşünüyorsun? Yani Türkiye'de değerinin anlaşılmadığını falan düşündüğün zamanlar oluyor mu? Yok, şimdi şöyle. Tabii Türkiye'de bu müzik çok geçerli müzik değil, yurt dışında hani İngiltere'de veya Amerika'da daha geçerli müzik. Hı hı. İnsanlar tarafından daha çok kabul gören müzik. Sadece doğru kaynaklara erişim açısından hani bazen daha yakın olmanız size çok daha şey kazandırabiliyor. Hı hı. Yani buradan dışarıya bir şey satmaktansa dışarıda olup direkt onu, hı hı, yani kaynağının merkezinde bunu pazarlamak daha mantıklı, hı hı, geliyor bana sadece. Peki bu müzik dedin ya, bu müzikten kastettin nedir? Yani Mert Yücel'in tarzı nedir? Her DJ'in çünkü bir tarzı var. Evet. Sen ne tarz müzik çalmakta hoşlanıyorsun? Ben house çalıyorum ama hani house çalarken de belirli bir tarza bağımlı çok kalmadan, hani çok da absürt şeyler arka arkaya tabii değil ama, hı hı, her tarzdan biraz alarak hani böyle insanları sıkmadan, hı hı, güzel bir şekilde çok sert olmayan bir sound'um var. Peki Mert Yücel set aldığı zaman kendi sevdiği müziği mi çalıyor, yoksa insanların eğleneceğini bildiği müziği mi çalıyor? Ben hiçbir zaman insanların eğleneceğini düşündüğüm müziği bugüne kadar çalmadım. Ben hep hani kendi çok eğlendiğim, hani o an beni arka arkaya hangi parçalar çalarsam çok eğlendirecekse, hı-hı, onları çalıyorum. Çünkü düşünüyorum hani ben çok eğleniyorsam bunlarla insanlar çok daha eğlenebilir. Hı-hı. Hı-hı. Ve bugüne kadar da bunda hiç yanılmadım. Hep, hı-hı, böyle iyi oldu yani. Peki sence hangi DJ daha iyi? Piyasa müzik ya da bakkal dediğimiz kaba tabirle piyasa müzik çalan DJ mi daha iyidir? Yoksa kendi tarzını oturtturup ben bunu yapıyorum, isteyen dinlesin, isteyen dinlemesin diyen DJ mi daha iyi sence? Şimdi şöyle, aslında piyasa dediğimiz müziklerin çoğu, yani daha underground köklerden geliyor. Yani bir süre sonra piyasa oluyorlar. Mesela Mojolay diye örnek verirsek çok, hı-hı, piyasa parça ama aslında onun bir 2-3 senelik geçmişi var. Hı-hı. Moloko Sing It Back diyor. 2-3 sene önce çıkan bir parça belli bir süre sonra popüler hale geliyor. Hı-hı. Yani onun da aslında popüler olmadan önce çalan DJ'ler hani daha iyi diyorsun. Underground sound çalan, daha hani yani piyasa çalmayan DJ'ler. Hı-hı. Yani arada çok büyük fark yok aslında. Hı-hı. Aynı sound'u hani daha upfront bir şekilde çalmak, bilmiyorum yani. Bence kendi tarzını oturtmuş bir DJ her zaman daha iyidir. Her zaman daha iyidir. Bu arada senin kurmuş olduğun kendi bir şirketin var, evet, artık plak değil şirketim mi? Var. Plak şirketi kurdun. Evet. İsmi nedir? Deep Experience Productions diye bir plak şirketi. Aha. Neler yapacak Mert Yücel buradan? Bugüne kadar 3 tane plak yayınladık oradan. 3 single yayınladık. İşte bunlardan biri 14 numaraya kadar yükseldi Amerika'da. Aha. Oradan hem bana ait yeni parçaları, hem de hem yerli hem yabancı prodüktörlere ait, başka Türk prodüktörlere ait başka elektronik müziği yayınlayacağız. Mesela örnek vermek gerekirse ilk olarak Gökün Gökmen'in bir EP'sini yayınladık. Şimdi ona yeni remixlerini yayınlayacağız. Yine benim parçama Silent Run adıyla yayınlanacak. Tony Thomas Remix ile beraber yayınlayacağız. Yani böyle bir güzel bir schedule'ımız var şu anda. Yani bu plak şirketinden dinleyeceğimiz çok güzel, evet, albümler olacak. Evet, var. Harika. Çok güzel. Peki son olarak şunu çok merak ediyorum. Türkiye'de dinlediğin, beğendiğin DJ'ler kimler ve yurt dışından kimleri takip ediyorsun? Ben yurt dışından Launcher Generals'ı çok seviyorum. Olivia Desmet'i çok seviyorum. Nick Fanculli'yi çok seviyorum. Bunlar hepsi yeni jenerasyon isimler aslında. Türkiye'de bilmiyorum, Tangun bana dinlemesi açısından zevkli geliyor. Onun haricinde de çok fazla bir isim aklıma gelmiyor Türkiye'de, açıkçası. Peki.
Çok güzel. Ya aslında kendini çok fazla bırakıp görmüyorsun gibi hissettim ben. Buradan ortaya mı çıktı birazcık galiba? Yani benim çok fazla bir rakibim yok Türkiye'de gibi. Yo, benim gerçi bunu söylersen de çok haklısın aslında. Çünkü gerçekten çok başarılısın. Bugün atıyorum gençlerin birçoğuna hangi DJ dinliyorsun diye sorarsan yerli olarak Mert Yücel adı mutlaka geçiyor. Bunu, evet. Bu genç yaşında başarım yakalamış olman da gerçekten çok başarılı olduğunu gösteriyor bence. Çok güzel. Peki sana fanların nasıl ulaşabiliyor? Bir internet sitem var evet, mı? Mertyücel.com benim internet sitem. Hı-hı. Oradan bana e-mail ulaşabilir. Ben hemen hemen her gün e-mailimi kontrol ediyorum zaten. Hı-hı. Ben hemen cevap veriyorum. O yüzden hani oradan ulaşabilirler. Harika, süper. Zaten oradan hani en son yeni haberleri de görebilirler. Hı-hı. İşte ben FG93'de çalıyorum radyoda. Hı-hı. O radyo setlerimi ayrıca oradan download edebiliyorlar. Ah, MP3 süper. Formatında. Harika. O şekilde. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum Mert programa konuk olduğun için. Çok keyifle dinliyoruz seni. Albüm çıkarmanı, daha fazla single çıkarmanı bekliyoruz. Ve tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Konuk olduğun için. Sağ ol.